Propan asit yani malonik asidin nokta yapısını görüyorsunuz. Bunu ısıtırsak dekarboksilasyon tepkimesine uğrar. Bu sigma bağında gerçekleşen serbest rotasyonu dikkate alırsak farklı konformasyonlar görebiliriz. Sol tarafa karboksilik asit çizelim ve ardından sağ tarafta da karboksilik asidimiz olacak. Bu sefer karbonil sağ tarafa gidecek. Şimdi elektronları da yerleştirelim. OH da sol tarafa gidecek. İşte böyle. Bu mekanizmada bu oksijen ve bu proton arasında bir bağ oluşturacağız. Bu bir siklik mekanizma. Yani halka şeklinde. Yani bu elektronlar buraya gelirse bu durum bu elektronları buraya iter. Ve ardından bu elektronlar oksijen ve hidrojen arasındaki bağ oluşturur. Şimdi siklik mekanizmamızın sonucunu görelim. Karbonumuz olur oksijenle bağ kurar, o da hidrojene bağlanır ve burada bir OH bulunur. Ardından bu karbon ve diğer bir karbon arasında çift bağ olur. Sağ tarafta da CO2'yi oluştururuz. Şimdi ortaklanmamış elektron çiftlerini oksijene yerleştirelim. Ve burada karbondioksit molekülü oluşturduğumuzu görelim. İşte böyle. Bu elektronlardan bazılarını takip edelim mi? Buradaki mor renkli elektronlar gelerek CO2 çift bağını oluşturacaktır. Bu karbon ve bu karbon arasındaki mavi elektronlarsa buraya gelerek bu karbonlar arasındaki çift bağ oluşturur. Ayrıca bu karbona bağlı iki hidrojen var. Onları da hemen çizelim. Son olarak bu elektronları kırmızı yapmak istiyorum. Bu elektronlar oksijen ve hidrojen arasındaki bağı oluşturanlardır. Evet, CO2'mizi ve asit enolümüzü oluşturduk. Buradakine asit enol denir. Hemen yazalım. Keto enol tautomerleşmesinde enolün keto formuyla nasıl dengede olduğunu görmüştük. Bu da aslında asetik asidin enol formudur. Yani ürünümüz bu olacaktır. Buraya bir asetik asit çizelim. Sol tarafta OH var. Burada da kendisine 3 hidrojen bağlı bir karbonumuz var. Tabi bu eğer keto formunu düşünüyorsak geçerli. Enol ve keto formu arasındaki fark protonun yer değiştirmesidir. Burada proton oksijendi. Burada ise karbona bağlı olanlardan biri. Ayrıca çift bağa bakalım. Burada iki karbon arasında çift bağ varken yukarıda karbonla oksijen arasında. Yine bunun nasıl yapıldığını tautomerleşme videolarında görmüştük. Devam edelim. Ayrıca bu tepkimenin diğer bir ürünü olarak karbondioksit üretiyoruz. Dekarboksilasyon tepkimesinin temel noktası karboksilik asidin yanında bir karbonil ve beta karbon bulunmasıdır. Örneğin karboksilik asidimiz burada ve karboksilik asidimizin yanındaki karbonun alfa karbon olduğunu ve bunun yanındakinin de beta karbon olduğunu biliyoruz. Bu karbonilin mekanizmada nasıl gerekli olduğunu görmüştük. Burada bir OH olması aslında çok da gerekli değil. Dekarboksilasyon tepkimesinin gerçekleşmesi için karboksilik asidimizin yanında beta karbon bulunduran bir karbonil ihtiyacımız var. Elimizde dioik asit olmayan başka bir örneğe bakalım. Sağ tarafta karboksilik asidimiz ve solda ise keton var. Fakat yine buradaki anahtar nokta şu. Burada alfa karbon, burada ise beta karbon var. Ama yine karboksilik asidin yanında beta karbon barındıran bir karbonil var ve böylelikle dekarboksilasyon tepkimesi gerçekleşebilir. Bu molekülü ısıtırsak yine mekanizmanın bu tek bağ üzerinde döndüğünü düşünüyoruz. Bunu yeniden çizelim. Benzen halkamız burada. Karbonilimiz burada. Yine sağ tarafa giden bir karbonilimiz var. Sol üstte ise o aşımız var. Mekanizmamızı düşünelim. Siktik bir mekanizma olduğunu biliyoruz. Bu oksijenin bu protonla bağ yapacağını biliyoruz. Bu elektronlar buraya gelir. Bu elektronlar buraya gider ve bu elektronlar da buraya gelir. Şimdi ne olacağını çizelim. Benzen halkamız var. Oksijene bağlı ve bu oksijense bu protona bağlı. Ardından tam burada bir çift bağ mevcut. Ek olarak CO2 de oluştururuz. Şimdi şu elektronlardan bazılarını takip etmeye çalışalım. Oksijenler üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini çizelim. Böylece CO2'nin nereden geldiğini görmüş oluruz mor renkli elektronlar buraya gelerek CO2'nin çift bağını oluştururlar. Aynı zamanda buradaki elektronlarsa bu çift bağı oluştururlar. Son olarak bu elektronlar oksijen ve hidrojen arasındaki bağı oluşturmaya giderler. Böylelikle CO2 oluşur. Oksijen karbon oksijen soldaki moleküldeki oksijen karbon oksijenden gelir. Umarım görmesi daha kolay olmuştur. Yine enolümüz var. CO2 ve enol oluşturduk. Şimdi ürünümüzün keto-enol tautomerleşmesini düşünebiliriz. Enol keto formuyla dengede olacaktır. Keto formunu çizelim ki bunun proton ve çift bağın yerini değiştirerek yapılacağını biliyoruz. Karbon ve oksijen arasındaki çift bağ buraya, bu protonu da bu karbona taşırız. Yani bu karbon bir proton alır. Aşağıdaki karbonun iki hidrojeni vardı. Buradaki hidrojen olmak zorunda değil. Fakat bu karbona hidrojen ekleyeceğiz ve bu da bize son ürünü ketonumuzu verecek. Bu dekarboksilasyon tepkimesi keton üretir ve yine burada R grubunun ne olduğu fark etmez. Burada önceki örnekteki OH yerine benzen halkamız var. Ayrıca tabii ki CO2 üretimi de gerçekleşiyor. Bazı karmaşık molekülleri sentezleyeceğimiz ileriki videolarda dekarboksilasyon tepkimeleri önemli rol oynayacak. Burada onu halka yapısında görmüş olduk.